İyi günler değerli izleyicilerimiz. Bugün Asar Tek firması Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Doktor Burkay Alan'ı ağırlıyoruz. Burkay Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Firmanız ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu oradan başlayalım mı? Tabii ki elbette. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemin ülkemiz tarafından millileştirmenin ve yerlileştirmenin önemi kapsamında Teknopark İstanbul'da Kuluçka merkezinde önümüzdeki dönem yeni nesil mikroelektronik bileşenleri ortaya çıkarılması maksadıyla 2016 yılının sonunda yine bir TÜBİTAK 1501 projesi kapsamında ana evdenci firmaların ihtiyaçları çerçevesinde organize olarak firmamızı kurduk. Bu millileşmeyi biraz açalım mı? Aslında bu ürünler daha önce yurt dışına ithal ediliyordu. Evet. Kritik ürünler de aynı zamanda. Doğru. Ve hatta çok yerleşmesi, millileşmesi pek de bir mümkün olmayan ürünlerdi. Burada bir başarı hikayesi var aslında. Biraz daha detaylı anlatır mısınız? Çok teşekkürler elbette. Bahsettiğimiz gibi aslında bu ülkemizin başarısı. Önümüzdeki yeni nesil platformlarımızın sistemlerden itibaren başlayan, alt sistemlere uzanan millileştirme sürecinin içerisinde alt sistemlerin altındaki mikro bileşenler özellikle önem ve kritiklik arz ediyordu. Bu çerçevede Savunma Sanayi Başkanlığımızın başlatmış olduğu programlarda, örneğin insansız hava araçları veri haberleşme modüllerinde, mühimmat yine veri haberleşme modüllerinde, yine önümüzdeki dönem öncelikli olarak başlatılan faz dizili radar sistemlerinde, bugüne kadar yurt dışından tedarik edilmekte olan mikro bileşenleri millileştirilerek bu programların alt bileşenleri olarak planlanması önemli bir yer arz etti. Biz de bu kapsamda öncelikle Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayi Katılım Uygulamaları çerçevesinde ana yüklenici Asensa'nın koordinasyonunda mikro bileşenler çerçevesinde seramik monoblok filtreler önceliğinde bir çalışmanın içerisine girdik. Yine aynı dönem içerisinde Asensa'nın Gücümüz Bir programındaki öncelikli millileştirme listesinde bulunan ürünlerden kavite filtreler ailesinin de millileştirme programının içerisinde yer aldık. Bu çerçevede sadece pasif mikrodalga bileşenlerde değil, yine önümüzdeki dönem radar elektronik harp ve haberleşme sistemlerinin altında yer alan, bugüne kadar yine tamamı yurt dışından ithal edilerek tedarik edilmiş olan aktif ürünlerinde, örneğin osilatörler, düşük faz gürültülü osilatörler gibi bileşenlerinde bu programların içerisinde millileştirmesine başlamış olduk. Bu mikro bileşenlerin askeri alanda uygulamalarından bahsettiniz. Sivil alanda da uygulamaları var diyebiliyorum. Biraz bunlardan da bahsedebilirsiniz. Tabii Özgür Bey, teşekkür ediyorum. Özellikle yeni nesil haberleşme sistemlerimizin içerisinde, örneğin 4G, 4.5G, 5G sistemlerinde baz istasyonlarının ihtiyacı olan diplekserler gibi pasif mikrodalga bileşenler ile yine sinyal jeneratörleri, referans osilatörler gibi önümüzdeki dönem haberleşme altyapısı içerisinde yine yer alacak ve bugün yine tamamı yurt dışından ithal edilmekte olan bileşenler. Haberleşme sektörüne alt sektörü olarak devam edersek, özellikle akıllı şehirler uygulamalarında insansız araçlar ve insansız araç haberleşmesi kapsamındaki veri bağları ve veri haberleşme modülleri içerisinde de bu bileşenlerin etkinlikle kullanımı mümkün. Yakın zaman önce Saha Expo Fuarı oldu, siz de yer aldınız. Nasıl geçti fuar sizin için, beklentinizi karşıladı mı? Bir de bazı imza törenleri oldu orada, biliyorum. Evet, biraz da onlardan bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Saha Expo aslında bizim ilerlediğimiz gelişim yol haritamızda önemli bir ilerleme taşı oldu. Bu arada öncelikli faaliyetlerden bahsedecek olursak, ulusal olduğu kadar uluslararası irtibatlarımızın da geliştiği önemli bir fuar etkinliği oldu. Ancak Saha Expo'da özellikle Asensa'nın bizi stratejik ortak olarak ilan etmesi ve stratejik işbirliği içerisine dahil etmesi bize hem ayrı bir onur verdi, hem de önümüzdeki dönem yürüteceğimiz faaliyetler için ciddi de bir güç kazandırdı. Asensa'nın Gücümüz Bir ailesinin üyesi olmak ve bu kapsamda yapmış olduğumuz millileştirmeler çerçevesinde de destekleniyor olmak bizim için önemli bir ilerleme adımı olarak görüldü. Bunun dışında ürünlerimizin yurt içinde olduğu kadar az önce bahsetmiş olduğumuz özellikle sivil alanlar, haberleşme sektöründe küreselde de kendisine yer bulabilmesi maksadıyla uluslararası satış ve pazarlama organizasyonları çerçevesinde
işbirliklerimiz ortaya çıktı. Bu işbirliklerini satış ve pazarlamanın yanı sıra özellikle önümüzdeki dönem sürdürülebilir, tekrarlanabilir üretimi ortaya koymak istiyoruz. Seri üretime yatırım yapma aşamasındayız ve bu aşamada da tedarik zincirimizin de sürdürülebilir ve tekrarlanabilir olması önem arz ediyor. Bu çerçevede özellikle seramik monoblok filtreler çerçevesindeki seramik altyapısıyla, malzeme bilimiyle ilgili olarak da TÜBİTAK SAGE'yle bir işbirliği ortaya koyduk. Bu da gerek ülkemiz, gerekse bu ürünlerin ticarileşmesi ve özellikle küreselde kendisine yer bulabilmesi için önemli bir işbirliği olarak düşünüyoruz. Ayrıca yine bahsettiğimiz seri üretime yapılacak olan yatırım fazında da yatırım kapsamındaki işbirliklerini ortaya koyan da birkaç sözleşmemiz de bu kapsamda gerçekleşti. O yüzden Saha Expo organizasyonuna ayrıca teşekkür etmeyi bir borçluyorum. Aynı zamanda akademisyen kimliğiniz var. Mentörlük de yapıyorsunuz biliyorum. Savunma, havacılık, uzay diyelim. Bu sektörler aslında girişimciler anlamında girmesi oldukça zor sektörler. Ülkemizde böyle bir dip dalga da var. Çünkü kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu sektörde girişimci olmak isteyen kişilere ne tavsiye edersiniz? Çok önemli bir konu. Girişimcilik vazgeçmeyen, ertelemeyen, üşenmeyen bir düşünce sistemi istiyor her şeyden önce. İşbirlikleri ve paydaşlıklar oldukça önemli. Ancak burada özellikle kritik ihtiyaçların tespit edilerek benzersiz çözümlerin ortaya konulabilmesi için stratejik yönetim ve stratejik planlama esaslarına uymak gerekiyor. Örneğin bahsetmiş olduğumuz kritik mikrodalga bileşenler Şubat 2021 itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yayınlamış olduğu kritik ürün tebliğinde yer almaktalar. Yani ülkemizin gelişim yol haritasında bahsetmiş olduğumuz ürünler kritik ihtiyaçlar olarak görülüyor. Şimdi bu kritik ihtiyaçların az önce bahsettiğim gibi stratejik bir yönetim içerisinde tespit edilmesi, aynı zamanda da bir planlama çerçevesinde de kaynak organizasyonu yapılması gerekiyor. Çünkü finansal kaynaklara erişim, bunların sürdürülebilirliği, tasarımdan prototiplemeye, prototiplemeden test sertifikasyona, takiben ürünlerin ticarileştirilmesine ve küresel alanda konumlandırılarak küresel rekabetçi hale getirilmesi için aslında girişimcilerin yola çıktıklarında sahip oldukları donanımdan daha fazlasına sahip oldukları olmaları gerektiğini görüyoruz. İşte bu da işbirlikleri, kümelenmeler, aynı zamanda devlet destek mekanizmalarıyla birlikte hareket edebilecek, o gereklilikleri sağlayacak da donanımların geliştirilmesine ihtiyaç duyuyor diye değerlendiriyorum. Ülkemizde bu alanda ciddi mali destekler de var. Yani işte teknoparklar, teknokentler, üniversiteler, Saha İstanbul gibi kümelenmeler dolayısıyla buradaki girişimcilerimiz de destekleniyorlar. Dolayısıyla biz de özellikle savunma, havacılık, uzayla ilgilenen girişimcilere de aslında bu ekosistemin bir parçası olmalarını tavsiye ediyoruz. Burada sizin gibi aslında çok da zor gözüken, yerleşmesi, millileşmesi pek de mümkün gözükmeyen, çünkü Çin gibi dünyada rakiplerin olduğu, fakat özellikle kritik ürünlerde, kritik bileşenlerde bunları fiyat, maliyet etkin bir şekilde üretebilecek firmalarımız da var. Evet. Ve siz bunun canlı bir örneğisiniz. Evet. Teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saha Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi'ne, aynı zamanda Saha Expo'ya ve şu anda içinde yer aldığımız Saha Girişim Programı'na ülkemizin kritik ihtiyaçları konusunda organize olabilmek, önümüzdeki dönem içinde bunları sürdürülebilir, tekrarlanabilir üretim altyapılarına çevirebilmek için bize verdikleri desteklerden dolayı da ayrıca şükranlarımı sunmak isterim. İşte teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Asartek firmasından Dr. Burkay Alın'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.